Rusya'nın kullanmakla tehdit ettiği ya da kullandığı hipersonik silahlar nedir? Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda kullanmakla tehdit ettiği hipersonik silahlarla ilgili en bilmemiz gereken nokta onun geneleksel füzelerden ayıran iki özelliğinin olmasıdır. Birincisi ses hızının 5 katından daha hızlı uçabilmesi ve bu hıza çok kısa sürede ulaşabilmesidir. İkincisi ise neredeyse algılanamaz olmasıdır. Hipersonik silahlar saniyede yaklaşık 1.6 kilometre veya ses hızının 5 katından daha fazla hızla hareket eder. Ancak onları diğer silahlardan ayıran sadece maksimum hızları değildir. Zira yüksek bir yay çizerek uçan uzun menzilli balistik füzeler atmosfere yeniden girdiklerinde biraz zaman alsa da benzer hızlara ulaşırlar. Böylece kolay tespit edilirler. Ancak hipersonik füzeler daha düşük irtifalarda bu hızları sürdürürler ve bunu yaparken manevra kabiliyetleri ile ayırt edilirler. Böylece geneleksel füze savunma sistemlerinin zamanında tespit edemeyecekleri kadar hızlı, çevik ve alçaktan uçuyor olurlar. Nükleer bir savaş başlığı da taşıyabilirler. Bu tür silahlar aynı zamanda ABD ile Rusya, ve Çin arasındaki artan rekabetin merkezinde de yer almaktadır. Çin, ABD ve Rusya bu silahlara sahip ülkelerdir. Bunun yanı sıra Hindistan, Japonya, Avustralya, Fransa, Almanya, Kuzey Kore ve Türkiye bu silahlara sahip olma çalışmaları yapmaktadır. Bedrettin Şimşek Haber Yerküre